Türkiye fırtınaya teslim oldu. Fırtına çatıları uçurdu, ağaçları kökünden söktü. Uçan çatılar yüzünden resmen can pazarı kuruldu. Artvin Hopa yolunda da denizle kara birleşti. Trabzon'da dalgaların fotoğrafını çeken iki genç denize düştü. Ekipler arama çalışması başlattı. Burası Hopa Kemalpaşa arasındaki Karadeniz sahil yolu. Dalgalar yolu yuttu. Arkadaşlar kimse Kemalpaşa yolundan geri gelmesin. Yol deniz su geldi. Gidemiyoruz arkadaşlar. Yollar kapalı. Araçların içi suyla doldu. Trabzon'da da dalgalar Çamburnu balıkçı barınağını böyle yıktı. İki kişi de dalgalara kapıldı. Arama çalışması başlatıldı. Hatay'ın İskenderun ilçesi çifte deprem felaketiyle yıkılan adreslerin başındaydı. Depremle ilçenin haritası da değişti. Sahil şeridi 1 metre çöktü. Sağanak ve fırtınayla her yer su altında kaldı. Kastamonu'da da fırtınayla birlikte dalgaların boyu 5 metreyi aştı. Dev dalgalar böyle geldi. Denizle kara birleşti. Evlerinde mahsur kalanların imdadına ekipler kepçelerle yetişti. Evler, iş yerleri su altında kaldı. Her yağmurdan sonra durumumuz böyle. Kent merkezinde su seviyesi 1,5 metreyi buldu. AFAD ekipleri kurtarma çalışmalarını botlarla yaptı. Koştu, kaçmayı denedi ama başaramadı. Çatının altında kaldı, talihsiz çocuk ağır yaralandı. Fırtına Giresun'da sağlam çatı bırakmadı. 50 binanın çatısı uçtu. Bu çocuk şanslıydı. Koşarak uçan çatıdan kaçtı. Bu çocuksa kaçmak için yanlış tarafı seçti. Hatasını anladı. Dönmeye çalıştı. Yapamadı. Hastaneye kaldırılan çocuğun durumu ciddi. Uçan çatıların altında kalan 2 kişi tedavi altında. Çöken ahırların altında kalan 15 hayvan da telef oldu. Burası da Trabzon. Bu yaşlı adam rüzgara karşı yürüyordu. 4 katlı binanın çatısı uçtu, birkaç metre önüne düştü. Şans eseri çatının altında kalmadı, kıl payı kurtuldu. Sivas'ta da durum aynı. Fırtına sadece şehir merkezinde 40'tan fazla çatıyı uçurdu. Daire sakinleri hayatlarını hiçe saydı. Fırtına devam ederken çatıya çıktılar. En tehlikeli anda çatıları tamir etmeye çalıştılar. Fırtına Ankara'da da bir binanın dış kaplamasını yerinden söktü. Bir kişi kopan o parçaların altında kaldı, yaralandı. Altında kaldıktan sonra canavliyle kendimi boşluğa atıyorum. Amasya'da da minareyi yerinden söktü. Minare metrelerce ilerideki bu evin çatısına düştü. Mahalleli o sırada bomba paniği yaşadı. Çerkezler'de çok rüzgarın şeyine minare yıkıldımış. Adana'da da fırtına ağacı kökünden söktü. Ağaç bu minibüsün üzerine devrildi. Şans eseri o sırada araçta kimse yoktu. Muğla'da da önce yıldırım, sonra da dolu paniği vardı. Ceviz büyüklüğündeki dolu taneleri yüzünden herkes kaçacak yer aradı. İzmir'i vuran fırtınada denizle kara birleşmiş, sokaklar, caddeler, evler, iş yerleri su altında kalmıştı. Deniz çekildi, geride bıraktığı hasar kaldı. Binden fazla ev ve iş yerinde hasar çok büyük. Esnaf çare arıyor. İzmir'de dev dalgaların sahilde teknelerini kurtarmaya çalışanları yuttuğu anların görüntüleri de ortaya çıktı. Böyle geldi, adeta tsunami gibi. Dev dalga sahilde duran adamı denize attı. Suya bak. Bak. Oha. Ulan suya bak. İzmir'i vuran fırtınada dalgaların boyu metreleri aştı. Bak. Görüyor musun nasıl vuruyor bak. Havalatmış geliyor ya. Teknelerini kontrol etmek için sahile gelenler ölümle burun burunaydı. Koş çabuk, koş, geliyor. Suya bak. Bak. Oha.
Ulan suya mı? O kurtulduğu 3 kişiyi daha dalgalar denize attı. Şans eseri can kaybı olmadı. İzmir'de fırtınayla denizle kara birleşti. Deniz çekildi. Evler ve iş yerleri hala su altında. İzmir'de meydana gelen deniz taşmasının ardından yaralar sarılmaya devam ediyor. Ev ve iş yerlerini basan sular tahliye edilirken suda kalan araçlar da çekiciler tarafından çekiliyor. Şok olduk yani. Çok mağduruz yani. Araba koltukların üstüne kadar su içindeymiş. Dün de geldim. Zaten hiçbir şekilde açamadık. Şimdi zar zor kapıyı açtık. Bütün aksamlarda gitmiş anladığım kadarıyla. Konak, Alsancak, Karşıyaka, Mavişehir ve Yalı mahallelerinde binden fazla ev ve iş yeri su altında kaldı. 5 dakikada her yer doldu. Kaçtık anca canımızı kurtardık. 3 dakikada tavana kadar 4 metre su geldi. Allah'tan canımı zor kurtardım. Allah'tan hayatımı kurtardım ya. Esnaf canını kurtardı ama giden mal da canın yongasıydı. Her şeyim bitti ya. 3 senede yaptığım her şey bitti. 5 dakika içinde her su altında kaldı. Deniz geldi yani, yağmurdan falan değil. Şu an elektronik malzemelerin çoğu çalışmıyor gibi gözüküyor. Hasar çok büyük. Altyapı önleminin alınması lazımdı. Yani bu kadar insanların mağduriyet, dükkanlar, arabalar. Hani dün burası zaten daha kötü durumdaydı da. İşte bilmiyorum ne yapacağız, zararımız da büyük yani. Mobilyalar büyük ihtimalle şişer herhalde. 2 tane beyaz eşya. Mobilyalar desen 70-80 tutar herhalde. Kordon'da sağlam kafe restoran kalmadı. Kordon'da yaklaşık 120 tane falan restoran var ve hepsi bizimle beraber aynı kaderi paylaşıyor. Sıkıntımız büyük. Deniz suyu direkt olarak tüm Kordon'daki dükkanların içerisine girdi. Ve mutfağımızdaki tüm çalışan buzdolabımız, derin dondurucularımız, ürünlerimiz, bahçedeki masa sandalyelerimiz çok ciddi boyutlarda işin açıkçası sıkıntımız var. İzmir'de etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle işte tam bu bölgede Mavişehir'de deniz taştı. Mavişehir sular altında kaldı. Yapılan çalışmaların ardından bugünse sular çekildi. Hasar tespit çalışmaları sürüyor. Arabam vardı karşıda, pert oldu. Şu ana kadar kapımızı çalan yok abi. Temizlik aşamasına bile geçemedik. Çünkü suyun içerisine girip hiçbir şey yapamıyorsunuz.